merhabalar. TV9 İzmir'de Ece Köseoğlu'yla Sen Bilirsin programının 12 bölümünü geride bıraktık. 13. bölümde bu haftaki sponsorumuz Çavuşoğlu Pastanesi olacak. Yarışmacılarımıza birbirinden lezzetli ödüllerimiz var. O halde kameramanım Osman Tokal, durmayalım, başlayalım. Zor olmak üzere 3 farklı sorum olacak. Hazır mısınız? Benim kulaklarımız ağır duyuyor da Şöyle biraz yaklaştıralım mikrofonu. Başlıyorum. Efendim, savaş gemileri genellikle hangi renk olur? Efendim? Savaş gemileri genellikle hangi renk olur? Gri. Gri doğru cevap. İkinci sorumla devam ediyorum. Efendim, Sivas'ın plaka kodu? Sivas'ın plaka kodu? 58. Doğru cevap. Son sorum, zor sorum olacak. Sonra ödülü veriyorum. Bana bir şarkı söyler misiniz? He? Bana bir şarkı söyler misiniz? İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları, bize de çakırcalı yıkarız konakları. Baba! Teşekkür ederiz. İlk ödülümüz işinizdeydi. Yunus Bey, çok kolay mı bu sorular? Efendim, güle güle kullanın ödülünüzü. Ödemiş kavakları. İlk sorum sana şu. Mega starımız kimdir? Tarkan. İşte kuzu kuzu kim? Tarkan. Tarkan doğru cevap. İkinci sorumla devam ediyorum. İyi dinle beni. Efendim, buldozer, vinç kullanan kişiler hangi adla anılıyor? Vinç kullanan. Hatta doktorların başına da getiriliyor bu ibare. Nokta nokta doktor. Başhekim. Başhekim değil. Buldozer vinç kullanıyor bu kişiler. Ordunun O'suyla başlıyor. Kısaltması OP. Operasyon. Bir daha söyle. Operasyon. Operasyon değil. Operasyon. Opera. Opera. Kopya yok. Opera. Operaton değil. Opera. Opera. Regoy. Regoy diyor teyze. Opera. Operasyon. Bir daha söyle. Opera. Dedim de mi işte opera diyor. Hadi teyze, vereceğim şu ödülü ya. Opera. Operatör. Opera. Tör dedi, hadi kabul ettim. Harikasın. Son sorum, hazır mısın? Hazırım. Şarkı söyle. Ne söyleyeyim? Ne istersen. Ne geliyorsa. Söyle, hatırla. Hadi şöyle bir eskilerden bir şarkı patlat be teyze. Yoğurt koydum dolaba de. Yok, sepetçoğlu diye. He? Sepetçoğlu, sepetini satamadım. Ama şöyle şeyli, al mikrofonu. Teyze al mikrofonu, bir söyleyiver şöyle. Sepetçoğlu, sepetini. Oynayıvereceğim ona göre. Sepetçoğlu, sepetini satamamış. Söyle. Çocuğundan bir geriye bakamamış. Haydi yavrum, yeleni yeleni ver. Haydi yavrum, yeleni yeleni ver. Paren yoksa evleni evleni ver. Sen bilirsin. Paren devam yoksa ediyor. Evleni evleni ver. Opa. Söylüyorum. İran, Almanya hangisi Türkiye'nin komşusudur? İran. Doğru cevap. Hemen ikinci sorumla devam ediyorum senin için amcacığım. Çinlilerin Hun, Tunguz ve Moğol akımlarını durdurmak için inşa ettiği o kocaman yapıtın adı nedir? Çinliler inşa ediyor. Onu bilmiyorum. Biliyorsun ya. Çinlilerin inşası ne o? Tek inşa ettiği bir şey var hepimizin bildiği. Çin. 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 Hatta hep derler ya, Türklerden korktuğu için yapmış. Uzunca bir yol, kilometrelerce bir yol. Çin. Ne? Şimdi benim kanım direkt karışık, biliyor musun? Dilim ucunda değemiyorum. Bilemeyeceğiz mi? Dilim ucunda değemiyorum. Samsun'un S'siyle başlıyor. Çin. Çin. Yani Çin şey setti yani. He? Ne, bir daha söyle, duymadım. Çin bilmem ne setti diyor, deniliyor. Hayır, bilmem ne demiyor. Çin. Çin, o söylediğini söyle. Çin, bilmem ne setti değil. Evet. Çin. Çin. Söyle kelimeyi, söyledin zaten. Bildin. Hadi amcam, hadi. Hadi. Çin. Çin. Samsun'un S'si, Edirne'nin S'si. Lan
Anladım yani, anladım yani, şu değmiyorum, dilim ucunda. Amca beni delirttin amca ya. Yok, çin doğru, setti doğru. Olacaktı doğru. Çin setti, devletçi çin setti. Şimdi, sana dedim. Ben 34 devlet gezdim, ben Avrupalıyım, Almanyalıyım. 51 senedir ben Almanya'dayım, 34 devlet gezdim, dilimin ucunu değemedim. Heyecanlandık, bir daha karşılaşalım olur mu? Olur. Kendine iyi bak amcacığım. Olur, olur, sen bilirsin, devam ediyor. İlk sorum şöyle. Efendim, at yavrularına kaç yaşına kadar tay adı verilir? Bir yaşına. Değil. Değil mi? Biz bir yaşında arttır. Değil. İki. Arttır. Üç. Doğru cevap. İkinci sorumla devam ediyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Efendim, bu sene Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümünü kutladık? Biliyorum ama unuttum. Tahmin ya. Et. Yüz değil. Yüzden aşağıda da. 80, 80 kaçta? Çık. 92 mi? Çık. 100. İn. 98. Doğru cevap. Son soruma hazır mısın? Hazırım. Sonra ödülü veriyorum. İyi, hadi bakalım. Ödül için canım son sorum. Ödül olsun. Son sorum. Bana şarkı söyle. Ne söyleyeyim? Ne söylemek istersen? Sevemedim kara gözüm seni doyunca. Ama şöyle bir nameli söyle. Olmaz, ödülü veremem yoksa. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Allah Allah. Hiç kıskandım. Hep kıskandım. Seni kara gözlüm ömür boyunca. Yeter. Yeter. Ödülü verelim, ödülü verelim. Şöyle bir alkışlayalım teyzemizi. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsa. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Nokta noktaya bakarak kararır. Atasözünde boş bırakılan yere gelmesi gereken üzüm neye bakarak kararıyor? Üzüm bakarak. Kopya yok. Evet. Üzüm bakarak. Ama sen onu duydun. Başka bir söyle devam edeceğim. Kopya olursa ödülü veremem. İsmin neydi? Erdem. Erdem. 0 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10'un işlem sonucunu soruyorum. Erdem, 0 çarpı 1 çarpı 2 çarpı böyle 10'a kadar gidiyor. Evet. Sıfırla çarpıyoruz bunları. Cevap nedir? Sıfır. Ne? Sıfır. Biraz bağır, sesli. Ne cevap? Sıfır. Sıfır doğru cevap. İkinci soruyla devam edeceğim senin için. Erdem, Trabzon hangi padişah döneminde fethedilmiştir? Osmanlı. Tamam. Hangi Osmanlı padişah döneminde fethedildi Trabzon? Tahmin et. Hangi padişahları biliyorsun? Sultanahmet, Selim. Biraz sesli gür söyle bana bunları. Selim, yani Yavuz Sultan Selim. Başka hangisini biliyorsun? İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet. Cevap ne? Fatih Sultan Mehmet. İkinci soru da doğru. Son sorum hazır mısın Erdem? Şarkı söyle bana. Ama böyle bağıra bağıra söylemezsen ödülü vermem. Şarkı istiyorum senden. Ne olursa olsun. Erik dalı gevrekte. Erik dalı gevrekte. Amanın. Na, 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 na. Devam. Bağıracağım, bağıracağım. Bağırmazsan vermem. Diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler. Dedi, 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 ve Erdem, Çavuşoğlu Pastanesi'nden ödülün sahibi ol. Bir alkış alalım mı şöyle pazardan? Bravo! Alkışlar Erdem için geldi. İyi ki varsın, sen bilirsin. Devam ediyor. Adın ne? Nuriye Coşkun. Nuriye abla, ilk sorum sana şu. 1700'lü yıllarda yaşayan biri kaçıncı yüzyılda yaşamış anlamına gelir? 17. yüzyıl. Doğru değil. 1700'lü yıllarda, kopya yok bu arada. 1700'lü yıllarda yaşıyorsak, şu an 2000'li yıllardayız. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Ama şu an benim beynim durdu. Sen düğüm almaya odaklandın değil mi? Ne yapacaksın bununla? Bununla kestan işlerken çay pişireceğiz. Oo. Yaylıda. Bilemeyeceğiz mi? Bilemeyeceğiz.
Seni seviyorum. İyi çay içmeler. Kendine iyi bak. Sen bilirsin, devam ediyor. Kolay orta zor olmak üzere 3 farklı sorum olacak. İlk sorum, sanat güneşimiz kimdir? Çekim Ren. Doğru cevap. İkinci soruyla devam edeceğim efendim. Bir ayda en fazla kaç gün vardır? En fazla 31 gün vardır. En fazla? 31. Doğru cevap. Son soruma hazır mısın? Zor soru ama. Hazırım bakalım, sor. Bir şarkı söyle. Söyler. Söyle. Söyler mi? Söylersiniz. Söyler, söyler. Yok, söylemez. Sanatçı olacaktı bir zamanlar. Şaka. Bir de ses de güzel. Çok merak ettim, söylemeden göndermem. Vallahi şöyle biraz mırıldanın artık. Ne söyleyeyim? Ne isterseniz. Eskilerden, yenilerden, pop, rap, rock. Ama çok az söyleyeceğim. Oğlum sünnetinde... Çok az ama şöyle bir... Oğlum sünnetinde... Kulağımızın pası silinsin. Ay, oğlanın sünnetinde de mi söylediniz? Kızım görürse beni şimdi çok... Bir anı bırakalım. Geleceğe. Ne isterseniz? Vallahi ne isterseniz onu söyleyin. Benzemez kimse sana. Ben söylemedim size. Tavrına hayran olayım bakışından süzülen. İşmene kurban olayım bakışından süzülen. İşmene kurban olayım. Keşke bu sesi plaklarda dinleseydik. Harikasınız. Efendim, ödülünüz bu. Çavuşoğlu Pastanesi'nden hediye çekimiz. Güle güle kullanın, çok hak ettiniz. İyi ki varsınız. Benzemez kimse sana, erik dalı gevrektir diye 13. bölümü de bitirdik ya. Kameraman arkadaşım Osman Tokay'la birlikte bu hafta Sen Bilirsin 13. bölümünde sponsorumuz Çavuşoğlu Pastanesi'ydi. Kazanan tüm yarışmacılarımıza ödülümüz afiyet olsun. Sen Bilirsin'in bir sonraki bölümünde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bakışından süzülen.